Kitabımızı yazan Peter Pinder, resimleyen Sarah Jennings. Indigo Çocuk Yayınları. Mırmır'ın Sihirli Bıyıkları. Nili ne zaman bir şey istese cevap hep aynı oluyordu. Arkadaşlarım akşam bizde kalabilir mi? Hayır. Bir maymunum olabilir mi? Hayır. Senin odanda oynayabilir miyim Sarp? Hayır. Kesinlikle hayır. Asla. Ama bu haksızlık. Ne istesem herkes hep hayır diyor. Demek öyle. Belki ben sana yardım edebilirim, dedi mırıltılı bir ses. Nili merakla baktı. Duvarın üstünde bir kedi oturuyordu. Selam, senin adın ne? Dedi Nili. Adım Mırmır, sihirli bir kediyim. Sana 3 bıyık veriyorum. Bu bıyıklarla 3 dileğini gerçekleştirebilirsin. Nili ne isteyeceğini biliyordu. İstediğim her şeye evet densin. Acaba Nili'nin dileği gerçekleşmiş miydi? Anneanne, dedi Nili. Bugün kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde dondurma yiyebilir miyiz? Elbette yiyebiliriz. Anne, arkadaşlarım bizde kalabilir mi sonsuza kadar? Elbette tatlım, ne harika bir fikir. Nili ve sınıf arkadaşları bütün gün korsanlar ve deniz canavarları oynadı. Uyku saatleri çoktan geçmişti. Ertesi gün Nili sirki aradı. Palyaçolar, cambaz ve hokkabazlar istiyorum lütfen. Tabii, hemen geliyoruz, dedi sirk müdürü. Ardından hayvanat bahçesi, 1 hipopotam, 2 fil, 3 zürafa, 4 zebra, 10 papağan ve bir sürü maymun gönderdi. Tabii bir de aslan. Bütün bu hayvanlar, silke elemanları ve Nili'nin arkadaşları eve sığmakta biraz zorlanıyor gibiydi. Papağanlar bağırışıyor, zebralar etrafta koşturuyor, maymunlar her yere atlıyor, aslan durmadan kükrüyordu. Her yer çamurlu ayak izleriyle kaplanmıştı ve filler buzdolabından çıkmıyordu. Hipopotam başka kimsenin banyo yapmasına izin vermiyordu. Zebralar kimseye oturacak yer bırakmamıştı ve maymunlar her şeyi karıştırıyordu. Neden? Bu artık hiç de eğlenceli değil. Her şey normale dönsün istiyorum, diye bağırdı Nili. Ve ev bir anda eski haline dönmüştü. Bir dilek hakkın kaldı, dedi Mırmır. Sihirli dilekler konusunda çok iyi sonuçlar alamadım. Ama istediğim son bir şey var, dedi Nili. Mırmır bizimle kalabilir mi, diye sordu Nili tüm aileye. Ne, dedi anneannesi. Aslan ya da maymun istemediğinden emin misin? Yalnızca bir kedi mi? Evet, dedi Nili. Sadece tek bir kedi mi, dedi annesi. O zaman cevabımız evet. Ama bu haksızlık. Nili'nin kedisi olabiliyorsa benim neden istediğim hiçbir şey olmuyor? Ne istesem hayır. Demek öyle, dedi Mırmır. Öyleyse son kalan sihirli bıyığı sen alabilirsin. Ne dilemek istersin? Sence Sarp Mırmır'dan ne dileyecek? Senin sihirli bir dilek hakkın olsa ne dilemek isterdin?